Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce kusura bakmayın. Bak bir şöyle baksanıza, Allah'ın seversen. Bak kablo buradan geliyor, buradan içimden geçiyor, şuradan yani. Şu videoya emek verdiğim için hemen abone olmayanlar da ayak yiyecek. Evet, şimdi giriş yapıyorum. İyi günler arkadaşlar, ben Ömer Faruk Ayılmak. Bugün sizlerle beraber ne inceleyeceğiz? Çok güzel bir kulaklık inceleyeceğiz. Eğer bu fiyata bulursanız koşun alın, bulamazsanız koşmadan koşmayın. Arkadaşlar, güzel arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Rampage'in Esen RX9 adlı hakikaten oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. Hakikaten. İsterseniz Mustafa'nın deyimiyle söyleyeyim. Gaming Headshot. Headshot. Abi adam bir kulaklık videosunda dedi ki Gaming Headshot. Video gitti ya. Video gitti. Neyse. Şimdi Rampage diyoruz ama bu Everest'in değil. Snowpee'nin Rampage'i. Yani Rampage, Everest, Snowpee birçok markanın alt başlığı altında birleşen oyuncu ekipmanları. Oyuncu ekipmanı ama şöyle söyleyeyim, profesyonel. Yani özellikle kayıt yapanlar, video çekenler için bile çok güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Hatta şu an testlerimize hepsine geçeceğiz. Sizler de göreceksiniz. Normalde hızlı bir kutu açılımı yapardım. Fakat bu sefer mesela 50 mm'lik sürücüler var. 20 ile 20 kHz arasında frekans değeri var. 2.2 metrelik bir kablosu var. Bu güzel, uzunlukta sıkıntı yok. USB'li 7.1, bunu baştan söyleyelim. Oraya geleceğiz. Bunun dışında mikrofon özellikleri de 6x5 mm diye vereyim. Desibeli de hani çok merak edenler varsa, ki sanmıyorum aramızda öyle biri yoktur. -38 desibelden +-3 desibele kadar yükselen bir mikrofon değeri var. Velhasıl çok o detaylara girince insanlar anlamıyor. Ben de bazılarını anlamıyorum. Diyoruz ve hemen kutu açılımına geçelim. Zaten her zamanki aynı kutu açılımı. Çok bir şey yok. Kutudan başka bir şey çıkmayacak büyük ihtimalle. Kutu açılımına geçelim arkadaşlar. Kutu açılımını sizlerle beraber gerçekleştirdik. Buradaki mikrofon kaydımızı da başlattırdık. Kendi mikrofon kaydım da zaten şu an başlamış durumda. Şimdi kulaklığımızın fiyatıyla başlayacağım ben ilk olarak. İnternetten baktığımda yaklaşık 160 ve 220 liraya satan satıcılar gördüm. Şimdi şunu söyleyeceğim. Eğer bu kulaklığı 200 liradan aşağı bulabilirseniz, şu an çekilen tarihten itibaren alınabilir. Ama 200 lira ve üstü ise hani belki bu Snowpee başlığı altında ya, bu kadar para verilmez falan diyeceği için ben de hani pek bir şey diyemeyeceğim. Eksik bir özelliği var mı, fazla bir özelliği var mı, hepsinden bahsedeceğiz. İlk başta ben pedlerinden başlamak istiyorum. Pedleri bir önceki tanıttığım kulaklık gibi çok rahat. Yani aşırı rahat ve şunu söyleyeceğim. Şu ana kadar tanıttığım kulaklıklar arasında en rahat, en iyi kulaklık bu. Zaten ben oyun videolarında... Komşu bağırıyor. Eğer sesi geliyorsa videoda kusura bakmayın. Biliyorsunuz o misafir çocukları çok şeydir. Belki içeri de girebilir. Velhasıl konumuza dönelim. Tasarımını... Ya aklım gitti biliyor musun? Böyle olunca hep karıştırıyorum. Ben nerede kaldım? Evet, yastıklarda kaldım. Ben önceden oyun videolarında Full Level 7 kanalımızda videolarda hangi kulaklığı kullanıyordum? Kingston HyperX Cloud 1 ama 7.1'e sahip değil. O kulaklığı kullanıyordum. Onda fiyatı şu an hatırlamıyorum. Başlıkta veya açıklamalarda yazarım. Ama bu kulaklık daha güzel. Bunun çünkü 7.1 olmasının bir avantajı var, yanında getirdi. Ben bunun içini falan da size göstereceğim. O kadar rahat ki hani anlatamam ve kulağınızı kaplıyor. Hiçbir boşluk yok. Hiçbir terleme de olmadı şahsen. Yani normalde suni deride terleme yapardı. Terleme de olmadı. Yuvarlak bir yapısı var. Kulağınızı tamamen kaplamasının sebeplerinden biri de şu an gösteriyorum. Bakın. Şurada bir yapı var. 360 derece dönebiliyor. Şu an ışık gözüküyor mu bilmiyorum, kırmızı ışın. Oraya geleceğiz. Şimdi bizim en çok sevdiğimiz, her videoda da ısrarla söylediğimiz özellik neydi? Abi kulaklık alıyorsak bu kulaklığın hani kafa bandı şöyle olsun. Çünkü daha rahat ediyor. Direkt kafaya taktığına oturuyor. Direkt, yani sen bir şey yapmıyorsun. Biz bunu söylüyorduk değil mi? Bu kulaklıkta işte ekstra olarak bu yanların da oynaması kafanıza tamamen oturdu. Bu şimdi direkt sen... Buraya misafir çocuğu da gelse, otursa, taksa hiçbir ayar yapmadan oturup oyununu oynayabilir, ki öyle yapıyoruz. Misafirlerimiz oluyor yani. Ve ben de gelsem, oyun oynasam oyun videolarında direkt bunu takıyorum ve hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani hiçbir ayar, hiçbir ağrıma, atıyorum 2 saat, 3 saat taktım. Yani en fazla 3 saat aralıksız takmışımdır. Hiçbir ağrıma olmadı.
Zaten daha fazlasını deneyemedim. Çok oyun oynayan bir insan değilim. Burası da cidden rahat. Şurası metal bir yapıda. Plastik değil. Onu söyleyeyim. Kutudan baktığımızda şurayı metal gibi gören arkadaşlar varsa yanılabilirler. Orta taraf metal fakat yan tarafı plastik. Bu biraz kaliteyi düşürmüş mü derseniz açıkçası zaten metal kullanılması gereken yerler kullanılmış. Kaliteden ödün verilmemiş, siyah, kırmızı ve gri renklerinin bir arada karışımıyla bize sunulmuş. Tasarımda en çok beğendiğim özelliklerinden biri de bakın şurada bir ince detay katmışlar. Kırmızı dikişler var. Bunlar hani belki çok önemli değil ama tasarımı etkin kılan, farklı kılan, kendine özgün bir yapıya sahip olmasını sağlayan güzel detaylar. Hatta burada da bakın kablonun böyle güzel, kalın ve kırmızı bir yapıya sahip olması yine buradaki bütünlüğü sağlamış. Kablodan da bahsedelim. Örgü yapılı değil veya kumaş sarım diyenler var. Öyle bir yapıya sahip değil ama ben şunu söyleyeyim, cidden kalın ve içerisindeki bazı örgülerin olduğunu da görebiliyorsunuz. Yaklaşık bir ay kullandım ve hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Şimdi kablonun üzerinden devam edersek şunu da hemen bahsedelim ki hani bunu da aradan çıkarmış olalım. Bu küçük kumanda aslında bayağı işe yarıyor. Her kulaklıkta 7.1'lerde bu olsun. Zaten 7.1 gördüğünüz üzere direkt USB'den bağlı. Bizim de en sevdiğimiz yapı budur. Neden? Çoğu zaman problem çıkarmayan kulaklık tipleri budur. Hem mikrofon hem kulaklık açısından. Çok basit bir yapıya sahip. Ama baktığımızda ne vardır? Bize gelen sesi arttırıp azaltma. Sonra sesi komple kısıp açma. Bir de benim daha çok sevdiğim mikrofonu kapatıp açma. Mesela video düzenleyen insanlarız. Oyun oynayan insanlarız ve bazen yemek de olabiliyor masamızın üzerinde. Bunu yerken mesela arkadaşlar hakikaten hoş bir durum değildir. Belki canı da çekebilir. O yüzden buna basıyorum. Yemeğimi yiyorum. Konuşuyorum. Tekrar basıyorum. Bir daha basıyorum. Hani buradan direkt mikrofonu en azından etkisiz hale getirebiliyorum. Bu çok güzel bir özellik. Diğer kulaklıklarda da olduğunda ben bunu es geçmiyorum. Söylüyorum. Şimdi şuradan devam edelim. Ben aslında dedim bunun bir yazılımı var mı yok mu diye bakayım dedim hemen kullanım kılavuzundan. Göremedim. Ve hani o yüzden de mecburen tek renk bir ışık var. Kırmızı, bu da hani renk değiştirmiyor. RGB bir özelliği yok. Zaten benim tanıttığım şu ana kadarki bütün kulaklıklarda RGB desteği yoktu. Hani ne tam bir RGB desteği yoktu. Böyle renkli efektler olan vardı ama tam olarak hani yazılımı kontrol edebileceğimiz bir sistem yoktu. Şurada bir tutma bölümü var. Mikrofonu en fazla bu şekilde tutabiliyorsunuz. İçeriye girmeli falan bir yapısı yok. Şurada da sanki ışık yanacakmış gibi plastik koymuşlar ama oradan da yanan bir ışık yok açıkçası, bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar, güzel arkadaşlar, sesi buradan alıyorsunuz şu an. Şunu söylemem gerekirse kulaklık mikrofon her türlü yapıya uyuyor. Hani istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz ve ses kalitesi olarak da cidden bayağı iyi. Bunun sesini şu an siz dinliyorsunuz. Bu ikisi arasındaki farkı da göreceksiniz büyük ihtimalle. Diğer kulaklık videolarıma bakmışsanız bunların da ayrımını yapabileceksiniz. Zaten şu an ben kendi sesimi farklı algılıyorum doğal olarak böyle taktığım için. O yüzden bir de dinleyeceğim sizlerle beraber video yaparken dinleyeceğim. Orada farkı ben de göreceğim. Bu kayıt yapanlar için cidden bir nimet. Yani bu fiyata alacaksın. Mikrofonun yoksa ilk etapta bunu kullanabilirsin. Öneririm. Diyelim. Şimdi bir kaldığımız yerden devam edelim. Kapanış bölümümüze gelelim. Eksik kalan bir nokta var mı? Şunu söyleyeceğim. Sesi çok iyi. Yani gelen ses, bize gelen ses bayağı iyi. Bu konuda sıkıntı yaşamayacaksınız. Onu söylüyorum. Şimdi kalan kısım bakıyorum. Misafir çocuğu çok bağırdığı için video çok saçma bir düzen içerisinde olabilir. Ne dediğimi bilmiyor olabilirim. Kusura bakmayın. Çünkü dikkatim çok çabuk dağılıyor. Vay delikanlı gönlümü söyleyip duruyorlar zaten. Kafam karıştı yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. En başta dediğim gibi eğer yaklaşık 200 liranın altında bir fiyatı varsa bunu alın derim. Ben kötü özellik olarak hani hiçbir şey söyleyemem ama söylememiz hani bu da olsaydı daha iyi olurdu diyebileceğimiz özellikler varsa nelerdir? Ben şunu isterdim. Hani en azından bir yazılım olsun, RGB bir destek. Artık kulaklıklarda bunu görmek istiyorum ben şahsen. Çünkü tanıttığım hiçbir kulaklıkta bu olmadı. Artık olsun. Hani bu tür firmalar da bunu yapsınlar. Birçok firmada bu eksiği görüyorum. Yeni bir kulaklık, yeni bir ürün. Hani internette pek bulamadım bir videosunu.
sizlere açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım video güzel olmuştur. Bakalım eksik bir yer kalmadı herhalde. Bir tek şurayı göstereyim. Şurası da çok güzel bir pedi var içeride. Hani hiçbir şekilde kulağınızı ağrıtmıyor. Hani şurayı bile ağrıtmıyor. Uzun süre oynayın abi. Şuraları ağrıtmıyor gerçekten. Onu baştan söyleyeyim. Diyelim ve bitirelim arkadaşlar isterseniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen olaysız bir şekilde ayrılmadan önce şu kanala abone olun. Öyle ayrılın. Bay bay. Evet. Şimdi şöyle düzeltmeden geçelim. Kusura bakmayın. Böyle giriş olmaz. İyi günler arkadaşlar. Ben Ömer. Ya reklam gibi oldu. İyi günler arkadaşlar. Ben Ömer Faruk Ayrılmak. Bugün ya bugün bir dakika. Ben niye hep girerken önceden söyleyip sonra giriyorum? Bir oturayım sonra konuşayım. Atıyorum. Komşu geldi. Ayva yedik. Bir yazılımla şunu niye açık unutuyorum ben? Ay. Evet. Hani eksik ve eksik kalan ne diyorum lan ben?